Arkadaşlar polinom 3'e polinomlarda bölmeyle başlayacağız. Aslında polinomlar konusu daha yeni başlıyor arkadaşlar. Asıl bomba sorular buradan sonraki kısımda çıkıyor. Evet, polinomlarda bölme. Örneğin bir px ve rx polinom verilmiş. Px bölü rx soruluyor. Yani iki polinomun birbirine bölümü nedir diye sorulduğu zaman yapacağımız şey bildiğimiz klasik bölme. Px yazıyorum. Artı 4x kare eksi 6x eksi 12. Bölü diyorum, şu ilkokuldan beri gördüğümüz bölü işareti. Bölüme de x eksi 2 yapıyorum. Şimdi bu bölmeyi yapacağım. Nasıl yapacağım biliyor musunuz? Her zaman amacım şu polinomdaki ilk terime ulaşmak. Burada x küpe ulaşmaya çalışıyorum. X eksi 2. Aşağıya ne yazarsam çarpıldığında x küpü verir. Tabii ki x kare. X kare sonucu bölümü x kare olarak seçersem. Bakın çarptığınız zaman x küp. Tabii bununla da çarpacaksınız. Eksi 2 ile de. X kare eksi 2 ile çarpın. Eksi 2 x kare olacak. İlk terime ulaştım mı aynısına? Ulaştım. Süper. Şimdi ne yapıyorduk? Çıkarma yapıyoruz. Çıkarma demek bu işaretlerin ters dönmesi demek. Bakın x küp ile eksi x küp gitti. 2 x kare kaldı. Şunları şimdi toplayayım yukarıdakilerle. 4 x kare 2 daha 6 x kare. Eksi 6 x ile eksi 12'yi de aşağı alıyorum. Daha sonra arkadaşlar şu bulduğum yeni ifadede tekrar ilk terime ulaşmaya çalışıyorum. 6 x kareye ulaşmak için şuraya ne yazmalıyım? Tabii ki 6x yazmalıyız hocam. Harikasın. 6x'i x ile çarptığın zaman 6x kare. 6x'i eksi 2 ile çarptığın zaman eksi 12x. Çıkarıyorum. Çıkarma ne demek? İşaretleri ters çevir demek. Aa hocam bunlar yine gitti. Tabii gidecek. Onlar her seferinde gidecek. Azalarak polinomumuz küçülecek. Şimdi eksi 6x burada. Artı 12x de burada. Toplayınca ne yapar? Artı 6x. Eksi 12'yi de aşağı indirdim. Bu ifadeye ulaşmak için bu sefer ne yazmalıyım? Artı 6 yazmalıyım. 6 ile bunu çarptığın zaman 6x eksi 12 yapar. 6x eksi 12. Bakın yukarıdakinin aynısı oldu. Çıkarıyorum. Çıkarma demek işaretleri ters çevir demektir. Bunlar gider. Eksi 12 artı 12 gider. Kalan 0. Kalan 0 ne demek? Tam bölündü demek. Kalan 0'dır. Bölüm nedir peki? X kare artı 6x artı 6. Demek ki bu bölmenin sonucu x kare artı 6x artı 6'dır. Bölme bu şekilde klasik bölme şeklinde yapılır. Amaç ilk terime ulaşmak, sonra çıkarmada onu yok etmektir diyorum. Kağıdımı uçuruyorum. Gelelim arkadaki örneğe. Bakın 5x küp artı x kare eksi 2x artı 5. X kare eksi 3'e bölüyorum. 5x küpe ulaşmak için buraya tabii ki 5x yazmam yeterli. 5x ile x kareye çarparsanız 5x küp yapar. Bununla çarpmayı unutmayın ha sakın. 5x eksi 3 ile çarpın. Eksi 15x. Çıkarıyorum. Yani işaretleri ters çevirdim. Bakın ilk terim yok oldu. 15x burada. Eksi 2x de burada ne yapar? Tabii önce bir x kare var başta. X kareyi bir yazayım. X kare. Burada x kare ifade yok ki. Aynen indirdim. Eksi 2x ile artı 15x toplayınca artı 13x yaptı. Artı 5'im var bir de. Onu da aşağı indiriyorum. Bu bölmeye geçiyorum şimdi. Burada x kareye ulaşmak için 1 seçmem yeterli. 1 ile çarptığın zaman x kare eksi 3x yapar. X kare eksi 3, 3x demişim. 3 yapar. X yok ki burada. 1 ile çarptım. Yazdım. Çıkarıyorum tekrar. İşaretleri ters çevirin. Yine x kareler gitti. Yukarıda ne kaldı? 13x. 3 ile 5 toplayın. Artı 8. Şimdi ne yapacağım? Şimdi dikkat edin. Artık bir şey yapamam. Neden? Çünkü bölen polinom ikinci dereceden, kalan polinomsa birinci dereceden. Bunun derecesi daha küçük olduğu için bölme bitti. Buraya kadar. Sonucunuz 5x artı 1'dir. Kalanınız 13x artı 8'dir. Bakın bu kalandır komple. Bakın kalan bölenden küçük dereceli olduğu için birinci dereceden, bu ikinci dereceden. Kalan daha küçük dereceli olduğu için bölme bitti. Polinomumuzun bölümün sonucu 5x artı 1'dir. Kalanınız 13x artı 8'dir arkadaşlar diyorum. Bunu da gösterdikten sonra kalan bulmaya geçelim. Kalan bulma nedir arkadaşlar? Diyelim ki bir px polinomunu ax artı b şeklinde birinci dereceden bir polinoma böldünüz. Qx gibi bir sonuç ortaya çıkacak. Bir de kalan elde edeceksiniz. Bölme işleminden biliyorsunuz ki px'e tekrar ulaşmak için bu ikisini çarpıp kalanı eklemelisiniz. Yani ax artı b böleni çarpı bölüm qx artı kalan yaparsanız tekrar px'e ulaşırsınız. Arkadaşlar bu polinomun ax artı b ile bölümünden kalanı soruyorsa yapacağınız yöntem şudur. Hemen şu böleni sıfıra eşleyeceksiniz. Eşittir sıfır diyeceksiniz. Buradan ax ne olur? Eksi b. Her tarafı a'ya bölerseniz eksi b bölü a olur mu x? Evet.
Bunu sıfıra eşitlediğinizde x'in sonucunu buluyorsunuz. Bulduğunuz bu sonucu polinomda yerine yazarsanız direkt kalanı verir. Bakın şurada x yerine eksi b bölü a yazarsanız, eksi b bölü a yazarsanız burayı sıfır yapar komple. Böylece polinom direkt kalana eşit olur. Yani p eksi b bölü a yazdığım an, eksi b bölü a yazınca a'lar gider, eksi b artı b sıfır olur. Burası komple sıfır olur. Sonuç direkt kalana eşit olur. Hocam şimdi bu çok teorik oldu, hiçbir şey anlamadık diyenler var. Haklısınız. Bir örnekte göstereceğim. Ama ana meselemiz şu böleni sıfıra eşitlemek. Sıfıra eşitlediğinizde bulduğunuz x değerini polinomda yerine yazarsanız direkt kalana eşit olur polinom. Bunu bilin. Hemen bir örnekte uygulayalım. Kağıdı fırlatalım. Px eşittir 2x kare artı 3x eksi 5. Polinomunun 2x eksi 6 ile bölümünden kalan kaçtır? Çok güzel. Ne yapıyoruz? Şu bölen polinomu direkt sıfıra eşitliyoruz. 2x 6 oluyor. X 3 oluyor mu? Evet. Şu sıfır. X 3 buldum. Demek ki x yerine 3 yazdığımda polinom direkt kalana eşitlenir. X yerine 3 yazıyorum her yerde. P3 eşittir 2 çarpı 3'ün karesi artı 3 çarpı 3. X yerine 3 yazdım. Eksi 5. Bu ne olacak artık? Direkt kalana eşit olacak. Yani P3 kalandır. 2'nin karesi 9. 3'ün karesi 9. 2 ile çarp 18. 9 da buradan gelir 27. 2 5 çıkar 22. Kalan eşittir arkadaşlar 22 oldu. Demek ki bunu buna bölerseniz, vaktiniz varsa bir bölün. Böldüğünüz zaman kalanın gerçekten 22 olduğunu göreceksiniz. Biraz önce yaptığımız bölme yönteminden yapabilirsiniz. Burada bileceğiniz şey şu. Bunu sıfır eşitlediğinizde x'i 3 bulduğunuzda anlayın ki x yerine 3 koyduğunuzda yani p3 eşittir direkt kalandır. Bunu da burada uyguladık. Sonucu bulduk. Kağıdı da fırlattık. Geçelim arkadaki soruya. Px eşittir ax küp eksi 2x kare eksi 3x artı 2a. Polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalan 2a artı 4 ise a kaçtır? Şuna bölmüş, kalanı da vermiş. X eksi 1'e böldüyse x eksi 1'i direkt 0'a eşitliyorum. X ne olur? 1 olur. Demek ki polinomda x yerine 1'e eşitlersem, pardon x yerine 1 yazarsam direkt kalanı bulurum. Şu polinomda x yerine 1'e yazarsam ne bulurum? P1. Bu ne olacak? Direkt kalana eşit olacak. Demek ki P1 kalanmış. Hemen uyguluyorum. X yerine P1 yazıyorum. 1 yazdığım an 1'in küpü 1'dir. A ile çarparsanız A. 1 yazarsam buradan eksi 2 gelir. X yerine 1 yazarsam buradan 3 gelir. Yani eksi 3. Artı 2A var. P1 direkt kalana eşit değil mi? Evet. Kalanı da bize vermiş. 2A artı 4 diye. Yazın eşittir. 2A artı 4. Bu eşitliği bir düzenleyeyim. 2A A'da ne yapar? Burada 3A yapar. Şu X de eksi 5 yapar. Burada 2A artı 4 var. Hocam şu 2A'ya karşı eksi olarak atın. Sol tarafta A kalır. Eksi 5 ile artı 5 diye geçsin. 9. Demek ki neymiş? A eşittir 9'muş. A'ya 9 diye yapıştırın. Sonra kağıdı da fırlatın. Gelelim bir arkadaki örneğe. Px artı 3. Bozulmuş polinom. Eksi 3x kare artı 4x kare artı 1 polinom veriliyor. Arkadaşlar şu zımbırtı var ya, aslında kare değil, küp olacak. Kare kare yazmışım. Hemen düzeltiyor Şenol Hoca onu. Düzelttikten sonra çarptırmadan devam ediyor. Polinomu veriliyor. Güzel, verilmiş. Daha sonra px eksi 2 polinomunun x eksi 4 ile bölümünden kalan kaçtır? Bakın verilen başka bir polinom, istenen başka bir polinom. Buna çok dikkat edin. Şu yukarıdaki bilgiyi şimdilik görmeyin. Ne diyor? Px eksi 2 polinomunun x eksi 4 ile bölümünden kalan kaçtır? Hemen şu bölen polinomu sıfıra eşitliyorum. Eşittir 0. X ne olur? 4. Demek ki x yerine bu polinomda 4 yazarsam direkt kalana ulaşırım. X yerine 4 yazdığım an ne oluyor? P4 eksi 2, yani P2'yi soruyor bana. P2 eşittir direkt kalandır arkadaşlar. Bu polinomun x eksi 4 ile bölümünden kalan, x yerine 4 yazıldığı zaman oluşan P2'dir. P2 kalandır. Peki P2'ye nasıl ulaşacağım hocam? İşte şu yukarıdaki bilgiyi boşuna vermedi değil mi? Bu bilgi sayesinde ulaşacağız. Bu bilgide şu polinomun karnını 2 yapmalıyım. Polinomun karnını 2 yapmak için x yerine ne koymalıyız? Eksi 1. Eksi 1 artı 3 2 yapar. Demek ki her yerde eksi 1 yazacağım artık x yerine. X yerine eksi 1 yazıyorum. P2 eşittir. X yerine eksi 2 yazıyorum. 3 çarpı, pardon eksi 2 demişim. Eksi 1 yazıyorum. Eksi 1'in küpü ne yapar? Eksi 1 yapar. Artı 4 çarpı x yerine eksi 1 yazıyorum. Eksi 1'in karesi artı 1. Bu x'in çarpımı 3 yapar. Eksi 1'in karesi artı 1. 4 ile çarpınca 4 yapar. Artı 1 daha ne yapar? 7, 8.
Demek ki P2 8'miş. P2 direkt kalan eşit olduğuna göre kalanımız 8 diyoruz. Olayı bitiriyoruz. Kağıdı uçuruyoruz. Bir arkadaki örneğe girelim. Px verilmiş. Fakat bakın Px'in içinde bir tane m diye bilinmeyen var. Tamam. Polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalan eksi 5 ise bir bilgi verilmiş. Güzel. Px'in 2x artı 2 ile bölümünden kalan kaçtır? Şu soru kısmını önce bir bırakalım. Verilene bir bakalım. Bu bana niye verilmiş? Bakın x eksi 1 ile bölümünden kalan eksi 5 ne demek? Şu x eksi 1 böleni 0'a eşitlediğin zaman x eşittir 1. X yerine 1 yazdığınız zaman polinom kalana eşit olacak. Eksi 5'e. X yerine 1 yazın ne olur? P1'i bulursunuz. Yani P1'i x yerine 1 yazdığınız zaman bu kalana eşittir. Kalanı da eksi 5 diye vermiş. Demek ki size P1 eksi 5 diye bir bilgi vermiş. Çok güzel. Bu bilgiyi neden vermiş? M'yi bulalım diye. O zaman gidelim. Burada x yerine eksi 1 pardon x yerine 1 yazalım. Sonucu eksi 5'e eşitleyelim. X yerine 1 yazıyorum. Eşittir. 1 yazarsam ne olur? 1 artı 1 yazarsam 3 artı 1 yazarsam 5m artı 1 eşittir eksi 5'e. Şimdi buradaki 1, 3 daha 4, 1 daha 5 karşıya eksi olarak atın. 5 eksi 5 de geçer. Eksi 5 de burada eksi 10. 5m eşittir eksi 10. Her iki tarafı 5'e bölerseniz m eksi 2 bulunur. Demek ki m neymiş? Eksi 2. Polinomu tekrar düzenleyelim o zaman. Px eşittir x küp artı 3x kare. M nedir? Eksi 2. Eksi 2 yazarsanız eksi 2'yi 5 ile çarpın. Eksi 10 x artı 1. Polinomu şimdi düzgün hale getirdim. Buldum şu verilen bilgi sayesinde. Şimdi soru kısmına geçiyorum. Bu polinomun 2x artı 2 ile bölümünden kalan kaçtır? Ama yer kalmadı. Ne yapıyorum? Daha önce hazırladığım arka sayfaya geçiyorum. Polinomu şu şekilde bulduk. Px eşittir x küp artı 3x kare eksi 10x artı 1. Bunun 2x artı 2 ile bölümünden kalanı mı istiyor? Şu bölen polinomu direkt 0'a eşitliyoruz. 2x eşittir eksi 2. X eşittir eksi 1. Demek ki x yerine eksi 1 yazarsam direkt kalanı bulurum. Yani x yerine eksi 1 yazarsanız ne olur? P eksi 1. P eksi 1 direkt kalanmış. Hemen bakalım. X yerine eksi 1 yazıyorum. Eksi 1'in küpü eksi 1 yapar. Eksi 1'in karesi artı 1 yapar. 3 ile çarpın artı 3. Eksi 1 10 ile çarpılırsa artı 10. Artı 1'imiz var. Bu direkt kalana eşit olacak. 10, 13, 14. 1 çıkarır tekrar 13 yapar. Kalan eşittir 13'tür arkadaşlar. Bu da bitmiştir. Dördüncü derste görüşürüz.